I'm grateful to Chancellor for providing German Leopard tanks. ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. I want Biden duyuruyu sosyal medya hesabından yaptığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı. Biden ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım ifadesine yer verdi. hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de olağanüstü ortaklığı için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok ifadesini kullandı. Biden ilk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çekildiği başkanlık yarışında yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Parti'den aday olması için tam destek ve onay verdiğini açıkladı constructive and productive conversations we had today as part of our ongoing dialogue and friendship. ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminden adaylıktan çekildiğini, başkan yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Harris'e çevrildi. ABD Başkanlığı için demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. And we've Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Biden başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil açıklamasında bulundu. Thank you very very much. Wow. Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Biden'ın 2020'de yalanlar ve yalan haberler sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti. Trump, Biden hiç başkan olmamalıydı ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu. Biden başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca tamir edeceğini kaydetti.